yanına oldum yarim perreme, kaldım kabillarına oldum yarim perrem. Benzemez benim aşkım ne arzu ne gerem, benzemez benim aşkım ne arzu ne gereme. Yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın, yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın. Ne dertlere dayandım buna dayanmaz mısın, ne dertlere dayandım buna dayanmaz mısın. Yaylalara çobanlık yapacağım, bu sene yaylalara çobanlık yapacağım. Hallam senin kızınla nazarlık takacağım, hallam senin kızınla nazarlık takacağım. Yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın, yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın. Ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın, ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın. Suya koyduk karpuzi, bilir misin yaylar? Suya koyduk karpuzi. Senden sonra yaylanın ne tadı var ne tuzi. Senden sonra yaylanın ne tadı var ne tuzi. Yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın, yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın. Ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın, ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın. Ha bu türkülerim atmayasın ya bana. Kısalla yaşanın ne rüzgarı vursun bana, kısalla yaşanın ne rüzgarı vursun bana. Yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın, yan yürek yanmaz mısın derde dayanmaz mısın. Ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın, ne hedeflere dayandım buna dayanmaz mısın. Evet değerli dostlar, Arsın Dernek Başkanımız Önder Gereç Bey beni 61 Arsın arabasıyla beraber doğru Arsın Derneği'ne götürüyorlar. Evet Arsın Derneği'ne geldik arkadaşlar. Sabahlar geldik, hoş geldik. Yahu fren. Evet. Evet sevgili Ahmet'im de program yapımcısı güzel bir ensandanı yakaladı. Arsın Derneği'ndeyiz. Değerli Arsın arkadaşlarım selamun aleyküm. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aç beyaz müşterimi bir göreyim yüzünü. Sedat Özbakır, belediye başkan yardımcısı. Oo başkanım. Başkanımız burada şimdi. Tamamdır. Ethem Zoskun, Dernek ve Federasyon Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda da Arsinliyim elhamdülillah. Elhamdülillah. Abimiz? Arsin ilçesi, İstanbul'da Arsin ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanıyım ben. Önder Keleş ismim. Hoş geldiniz. Çok getirdiniz. Teşekkür ederim Önder Bey. Sağ olasın. Beni az önce bir şey yaptın, evet, buraya kadar getirdin. Evet. Evet. Arsinli dostlarım çok vardır benim. Evet sevgili Ahmet'im. Güzel programlar yapıyorsun. Sana başarılar diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ben de Arsinliyim. Benim Arsinli dünya kadar arkadaşlarım var. Çok arkadaşlarım var. Yomra, Arsin, Turana. Eski adı Turana. Evet bak ne kadar güzel biliyorum onu, biliyor musunuz? Sizden mesul vardı, oradan buran Turana. Ya o, şimdi öyle bir şey yok orada. Türkiye'nin adını söylerim. Evet. Tabii ki kardeşlik, birlik, beraberlik var. Dostluk evet, var, o, arkadaşlık var. O vurmalar, kırmalar bitti elhamdülillah. Sevgili başkanım, İstanbul'da en güzel hamsi ve etkinliklerini siz yapıyorsunuz. Her ne hikmetse senin festivallerinde yağmur yağmıyor, insanlar açıkta hamsisini yiyebiliyor. Bunu nereye borçlusunuz? Şimdi hep mübarek insan oftan mı çıkacak? Aslinden çıkıyor. Bunun da Ahmet Bey canlı şahitti. Çünkü şölen yapacak olduğumuz günün arefesi her taraf kar, fırtına, yağmur. Ertesi gün hamsi şöleni yapıyorum, bakıyorum. Ahmet Bey de söylüyorum, bak ben mübarek adamım, yarın dedim havada güzel olacak. Güllük gülistanlık. Ertesi gün de böyle. O zaman sen oftan yolcu geçtin değil mi? O kadar bizim akıllarımız var diyorlar eskiden. Aa, o mübareklik oradan geliyor sana ha. Bizden oraya gitmişler. Arsinlik. Sonuçta Trabzonumuz. Evet Trabzonluyuz arkadaşlar. Arsinlileri çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Arsin Dernek Başkanımız Sayın Önder Zeki Keleş.
Önder Zeki Keleş. Keleşler'de benim çok akrabalarım vardır. Benim dayımın kızı da Arsin'e gelindir Keleşler'e. Hep akrabayız zaten. Hep akrabayız zaten. Şimdi biz İstanbul'da 1997'de ilk derneğimizi kurduk ve şu anda hala faaliyetlerimize devam ediyoruz. İşte maksat ilçemizi sosyal anlamda tanıtmak, arkadaşlarımıza yardımcı olmak, okuyan insanlarımız var, hastanelere gelen insanlarımız var. Onlara yardımcı olmak için derneğimizi ayakta tutuyoruz. Zaman zaman tabii faaliyetlerimiz de var ama pandemiden dolayı biraz ara verdik faaliyetleri. İşte bugünlerde de belediyelerimizin İstanbul'da tanıtım günleri var. Dolayısıyla Arsin Belediye'mizin yanında yine tanıtımında beraber başkanımızla beraber buradayız. Başkan yardımcılarımızla beraber buradayız. Gelen hemşerilerimizi misafir etmeye çalışıyoruz. İlçemizi anlatıyoruz. Sayın Başkanımız yatırımlarını anlatıyor. İnsanlarla iyi bir diyalog kurmaya çalışıyoruz. Sıcak bir ortam. Dernekler Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortamı sağladığı için, böyle bir sosyal imkan tanıdığı için belediyelerimize. Çok güzel bir şölen oluyor. İnşallah bunlar devam eder. Çoğalarak devam eder. Güzel bir enerji var. Yarın cumartesi, pazar çok kalabalık olacağına inanıyorum ben. Bütün insanlar meraklı. Geliyorlar, soru soruyorlar. Misafirlerimizi karşılayıp ağırlamaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok şimdi teşekkür ederim alakanıza. Çok teşekkür ederim. Evet, İstanbul'da Trabzon etkinliklerindeyiz. Şu anda başkan yardımcımız burada. Siz ne diyorsunuz başkanım? Öncelikle Trabzon Dernekler Federasyonu'na bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz. Bizleri hemşerilerimizle beraber burada buluşturduğundan dolayı Arsin'i tanıtıyoruz. Arsin için yapmış olduğumuz hizmetleri, başkanımızın önderliğinde yapmış olduğumuz hizmetleri sergiliyoruz. İşte televizyonumuzda gösteriler var. Standımız var. Güzel vatandaşlarımız, hemşerilerimiz geliyor. Bir muhabbet ediyoruz. Bir iki yıldan beri pandemiden dolayı standımız olmamıştı. Tekrar vatandaşlarımıza buluştuk, kucaklaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Gürsoy Başkanımıza da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Değerli izleyenlerim, sevgili canlarım benim. Şu anda Arsin Belediyesi'nin standındayız. Ev sahibi Arsin Belediye Başkanımız Sayın Gürsoy. Biz mi hoş bulduk, sen mi hoş buldun? İkimiz de hoş bulduk. Hepimiz hoş bulduk inşallah. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan buraya teşrif etmeniz gerçekten bizi de mutlu etti bir hemşerimiz olarak. Nasıl buluyorsunuz şenliğimizi? Çok güzel ve bizim için çok değerli burası tabii. Burada bu vesileyle İstanbul'da olan hemşerilerimizle buluşuyoruz, bir arada oluyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Bu organizasyonu yapanlardan da razı olsun. Güzel. Biz tabii bu sene sadece bugün kalabileceğiz. Yarın orada belediye başkanları toplantımız var ama standımız burada. Hemşehrilerimizi burada ağırlamaya, onlarla beraber bir nebze de olsa Arsin havası almaya, Trabzon havası aldırmaya gayret edeceğiz inşallah. Vallahi başkanım, ben şahsen sizi çok iyi tanıyorum, beğeniyorum da, takdir ediyorum da. Rabbim başarılarınızın devamını nasip eder inşallah. Arsin için de güzel şeyler düşünüyorsunuzdur herhalde. İnşallah düşünüyorum. Şeyler yaptık, yapmaya da gayret edeceğiz inşallah. O zaman başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, hürmetler ediyorum. Sevgili başkanım, yöresel çocukluğumuzda biz bu arabalara binirdik. Araba hevesimiz vardı. Bunlar sizin eserleriniz. Evet. Evet, ne diyorsunuz bunlar için? Biz dediğiniz gibi çocukluğumuzda bunları biniyorduk. Ama bunlar neredeyse kayboldu. Burada olan çocuklarımız da bununla bir nebze olsun, yaşasın. Burada binsinler, gelsinler diye. Abi, gerçekten de güzel ilgi görüyor. En azından büyüklerinin, babalarının, dedelerinin çocuklarındaki oyun şeylerle beraber tanışsınlar. Allah nasip ederse baharda da bizim geleneksel çocuk oyunlarımız var. Arsenimizde onu da yapacağız. İnşallah. Belki seneye bir kısmını da taşırız. Bunların da kaybolmamasını istiyoruz. İnşallah şenliğinize ben de sanatçı olarak katkı sunmaya hazırım. Güzel, i̇nşallah, inşallah. Evet. Bakın, şöromil. Biz buna şöromil diyoruz. İşte bizde değirmen taşı. Değirmen taşı, evet. Çorbalık biliyorsunuz. Oo. Bu da benim annemin taşıdır. Oo. Tabii kendime ait, annemin. Yaşıyor mu? Yaşıyor. O ellerinden öpüyoruz. Arada diyor bana ki aman oğlum kaybetme onu. Yok diyorum anne, emanettir. İşte bunlar da biliyorsunuz bizim yöresel ürünlerimiz inşallah. Çok süper. Aynı benim köydeki annemin tezgahını görüyorum yani. Evet, evet, evet. Sağ olun. Başarılar diliyorum sevgili başkan. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizi böyle insanlarla bizi buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman için Mavi Karadeniz olarak da emrinizde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sağ olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli paydaşlar. Kalın sağlıcakla.